Max 12 yaşında maalesef bir kalp ameliyatı geçirdi. Bunun sonucunda şu anda gördüğünüz gibi çok sağlıklı. Bize bunu fırsatı verdi doktorumuz Murat Vurucu Bey ve Aykut hocamız. Bize oğlumuzu bağışladılar. Çok oğlu, Aykut çok oğlu hocam özellikle cerrahi müdahalelerde muhteşem bir insan. Hala devam ediyor. Her öğlen, her akşam kendisi bizzat ilgileniyor. Onlara her şeyimizi borçluyuz. Çok teşekkür ederiz. Bir buçuk sene önce aile hekimimiz var, veteriner Eray Evren hocamız. O kalbinde bir üfleme hissetti. Bunu Murat Vurucu'ya gösterelim dedi. Murat Vurucu hocamıza gösterelim dedi, kardiyolog. Ondan dolayı hemen çağırdık. Murat hocamız geldi. Onayladı. Evet dedi, kalbinde üfleme var ve bunu takip edelim dedi. Bir buçuk sene böyle geç ilaçlarla takip ettik ama artık son safhaya geldiğimiz için operasyon yapalım yoksa dedi 5 ay ya da 6 ay sonra dedi hastamızı kaybedebiliriz dedi. Hiç gözümüz kapalı şekilde hiçbir tereddüt etmeden kesinlikle yapalım dedik ve sağ olsun şu anda da gördüğünüz gibi burada. Biz çok mutluyuz. Yani insanlar ne der bilmiyorum ama Max'in bu olayda ön ayak olması, Max'e yapılan bu operasyon bence çok çok büyük bir başarı. Ya dünyada üçüncü, Avrupa'da ve Türkiye'de ilk. Bundan daha büyük bir gurur olabilir mi? Tekrar ediyorum. Özellikle Murat hocam, Murat Vurucu hocam, Aykut Çokoğlu hocama çok çok teşekkür ederim. Biz yaklaşık olarak 4-5 yıl önce veteriner hekim arkadaşım Murat Vurucu ile beraber ortak çalışmalar yapıyoruz. Takip ettiğimiz kalp hastaları var. Bu kalp hastalarının özellikle mitral kapak yetmezliğinde, kalp kapakçığında oluşan problemde baştan sona medikal ilaçlarla bir süre bize zaman kazandırabiliyor ama bir süre sonra onların aslında kendi vücut sıvıları içerisinde boğulduğuna tanık olduk. Bu bizi gerçekten çok olumsuz anlamda etkilemeye başladı. Bize kısa süreli yaklaşık işte bir yıl ortalama bir ömür kazandırıyor medikal ilaçlar. Ama daha sonrasında uzun vadede hastalarımızı tek tek hep kaybettik. Biz Murat hocamla konuşurken bir gün sana çok çılgın bir projeden bahsedeceğim. Ne olur benimle dalga geçme dedi. Ben de durdum ona birden dönüp düzenim bozulur hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Şems Tebrizi'nin sözüyle cevap vermiştim. Proje aslına bakarsanız böyle başladı. İnsanda kullanılan kalp akciğer pompası cihazını alıp bu mitral kapağı onarmayı projeyi böyle projeye girmeyi düşündük. Ve kalp akciğer pompasını aldık. Daha sonrasında İnsanda kullanılan, tabii bizde hastalarımız küçük olduğu için bizim kullandığımız bu kalp akciğer pompasındaki malzemeler genelde çocuk ve bebekler için kullanılan malzemeler oluyor. Biz o şekilde devam ettik ve araştırdıkça şunu fark ettik. Dünyada bu operasyonu sadece İngiltere'de ve Japonya'da birer ekibin yapabildiğini fark ettik. O yüzden bu aslında pozitif anlamda bizi daha da kamçıladı. Bizim de yapabileceğimizi düşündük. Sonrasında Max ile tanıştık zaten. Max'in hastalığı Murat'ın takip ettiği bir hastaydı. Hastamız Max açık kalp cerrahisinde başarılı ilk mitral kapak tamiri yapılan köpek şu anda Türkiye içerisinde. Bugün yaklaşık post operasyon sonrası 14. günü. Dün akşam evde oyun oynarkenki videoları geldi bize. O yüzden tabii bu bizi inanılmaz mutlu etti. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Kalple ilgili yapılan ölçümlerde hastalığın çok çok gerilediğini görüyoruz. Şu an için olumsuz hiçbir durum yok. Tabii Türkiye'de ilk olması bizim için de bir gurur kaynağı açık söylemek gerekirse. Max 12 yaşında mitral kapak hastası. Yaklaşık 2 yıldır takip ediyoruz. Medikal tedaviyle yönettiğimiz bir hasta. Ancak bu hastalığın son döneminde özellikle evre D dediğimiz dönemde artık ilaçlara direnç gelişiyor. Akciğer ödemi, öksürük şikayetleri gelişiyor. Ondan sonra medikal ilaçlar maalesef yarar sağlamıyor ve hastalarımızın bu dönemden sonra maksimum 5-6 aylık ömrü kalmakta.
Aykut hocamla birlikte zaten amacımız biz bu projede bu çocukların ömrünü uzatabilmek, çare olabilmek, özellikle dünyanın öbür ucunda yapılan bir ameliyatı ülkemizde başarabilmek de hedefimiz. Ameliyat yaklaşık 8 kişiyle yapılıyor, 8 kişilik bir ekip. 5 saat ameliyat süremiz sürüyor. 5 saatte çocuğu uyandırma süremiz 10 saat süren, bir haftada ciddi bir yoğun bakımın olduğu bir ameliyat. Ameliyatımızda vücuttaki toplar damar ve atar damar sistemini cihaza bağlıyoruz. Cihazdaki oksijenatör sayesinde kanın temizlenmesini ve oksijenlenmesi sağlanıyor. O sırada biz kalbi durdurup mitral kapakçığı tamir edip tekrardan kalbi kapatıp çalıştırmayı sağlıyoruz. Kalbi çalıştırdıktan sonra da hayati fonksiyonlar düzgün seviyeye geldikten sonra hastamızı uyandırıyoruz. Daha önce Max'ten önce bir iki operasyonumuz daha oldu. Ancak hasta sahiplerimizi erken dönemde ikna etmek çok zor böyle ciddi bir operasyona. Önceki hastalarımız maalesef yoğun bakıma girmiş ve böbrek değerleri çok yükselmişken almak zorunda kaldık. Buna rağmen başarılı olup kalplerini tekrar geri çalıştırıp yoğun bakım sürecine geçebildik. Ancak yoğun bakımda böbrek yetmezliği nedeniyle kaybettik hastalarımızı. Ama onlar bizim için bir umut kaynağı oldu. Bir sonraki hastalar için bu işin yapılabildiğine dair bir umut kaynağı oldu. Onlara da gizli kahramanlar diyebiliriz. Max'i de bu nedenle daha erken ameliyata almayı ikna edebildik sayın hasta sahiplerimizi. Bu da bize başarıyı getirdi. Bu hastalıkta dediğimiz gibi amacımız her zaman medikal tedavi. Ama belli bir noktadan sonra eğer medikal tedavi cevap vermezse, hastalığa direnç gelişirse tek çözüm mitral kapağın cerrahi olarak onarılması. Burada diğer dikkat etmemiz gereken nokta özellikle karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının etkilenmeden, henüz bozulmadan ameliyatı alabilmek başarı oranını oldukça yükseltmekte. Özellikle küçük ırk köpeklerde gördüğümüz bu hastalık maalesef küçük ırklarda çok yaygın. Ama korkmamız gerekmiyor. Dediğimiz gibi uzun yıllar ilaçlarla kontrol altında tutabiliyoruz. Ama hasta sahiplerine önerimiz kontrollerini aksatmamaları, özellikle ekokardiyografik muayene kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Ve ilaçlara dediğimiz gibi direnç gelişmeden bu ameliyatın yapılmasına karar verilmesi çok önemli. Tüylü dostlarımızın sağlığı için. Max. Ya sen bana mı bakıyorsun? Evet, yani? Kilitlendi. Poz verin. Kilitlendi. Demiş abisi, çok güzelmiş benim oğlum. Çok tatlımış benim oğlum. Annem. Oh. Nerede abi?